Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün gözyaşları. İşte ünlüler dünyasından son haberler. Berrak Tüzün Ataç'ı gizemli erkek arkadaşıyla görüntülüyoruz. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile hakkında çıkan aşk iddialarını reddeden Tüzün Ataç, gizemli bir yakışıklıyla Kuruçeşme'de bir mekanda saatlerce sohbet etti. Oyuncu Burcu Özberk'in yanındayız şimdi de. Keyfi yerinde ve şimdiden tatil planlarına başlamış. İş bitiyor. İş biterken öyle biraz tatil programı falan filan, çok fazla bir şey yapmıyor. Yaz tatili planlandı mı? Ufak. En azından bir 2-3 haftan belli. Nerede göreceksin bunu? Galiba işimi söylemeyeyim de uzak doğuya gideceğim. Geliyoruz aşk meselelerine. Adı sürekli Murat Kazancıoğlu'yla aşk iddialarına karışıyor. Hatta samimi bir şekilde yürüdükleri ve Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i belinden tutmasının ikilinin ilişki yaşadığına yorumlandı. Benim de değil ya. Sen arkadaşını, bir kız arkadaşını önden... İşte ben ondan soruyorum. O kibarlıktır arkadaşlar. Centilmen olmak başka bir şey. Yani Murat da çok centilmen bir arkadaşım. Öyle bir şey yok. Tamam, arkadaşlık yok, yani. Evet. Bir de son zamanlarda biriyle daha ismini yazılmıştı. İlhan Bey'le çok güzel. Evet. Yani bakın az bir hafta şu köşede de röportaj yaptık. Vallahi hayatımda biri yok. Olduğu zaman söylerim. Niye söylemeyeyim ya? Saklı gizli yaşanacak bir şey yok. Yazdığınız isimler de hepsi benim için çok değerli ve çok sevdiğim insandan. Derya Ulu akşam sporunda görüntülüyoruz. Bayağı tempolu bir yürüyüş yapıyor ünlü şarkıcı. İftar yaptık. İftardan sonra bugün yürüyüş günü. Ramazan'da iftar, hani oruç tuttuğumuz için zor olmuyor mu biraz Derya'nın spor yapmak acaba? Yavaş. Şöyle ki yani ben normalde 2-3 gün antrenman yapıyorum. Hı-hı. Bana çok vurmuyor su dışında. Hı-hı. Onun dışında iftardan sonra yapıyorum 3 günde. Ramazan nasıl geçiyor? Onlar için sanki bir dinlenme dönemi gibi oluyor. Gerçekten fresh bir dönem oluyor çünkü spor yapıyoruz, sağlıklı yaşıyoruz falan, böyle iyi oluyor biraz da. Detoks dönemi oluyor çünkü çok yoğun bir Mayıs ayı bizi bekliyor. Ramazan'dan sonra özellikle bayramda yoğun bir konser trafiği bekliyormuş ünlü şarkıcıyı. Türkiye'nin her yerine gideceğiz diyebilirim. Çok yoğun bir konser takvimi yolladı dün menajerim, sağ olsun Tayfun. Bir gidiyoruz 15 gün falan hiç eve dönmeden, böyle bir Mayıs ayında takvim var. Haziran'da da öyle olur herhalde. Gökhan Özoğuz'la birlikteyiz. Görmeyeli neler yapıyor hemen soralım. Bu dönem bayağı işte albüm hazırlıkları, filmin müziklerini hazırlıyoruz, stüdyodayız. Bir yandan konserler devam ediyor. Korona bitti, ondan dolayı biraz rahatladı artık. Hazır konu filmden açılmışken nasıl bir proje olacak, biraz anlatır mı? Filmin anlatımları var, filmin derdi var aslında bir yandan da. O derdini anlatıyor. Seyredince... Hikayesi güzel diyorsunuz, hani seyirciyi etkileyecek diyor musunuz? İyi kötü demek benim çok sevdiğim bir şey değil. Herkese göre değişir çünkü. Peki tatil planlarını soralım. Var mı bir düşüncesi? Yaz planları biz çalışıyoruz. Çalışacağız yine. Koşturmaca devam. Keyifler. Tatil araya sıkıştıracak. Yok ben hiç tatil yapamıyorum. Yani benim tatil gibi bir olaymış olmuyor. Tatil yapmıyorum. Sıkılıyorum ben tatil yapınca. Şarkıcı Gülçin Ergül'le birlikteyiz şimdi de. Bir süre önce hayatını kaybeden erkek arkadaşı için bir şarkı ve klip hazırlığı içindeymiş. Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptık. Tabii benim hayatım müzikle geçiyor biliyorsunuz ve kendimi en iyi bu şekilde ifade ediyorum ve duygularımı dönüştürdükçe bu beni rahatlatıyor. Ve acımı hafifletiyor. Peki şarkının konusu yaşanan trajik kazayla mı ilgili? Şarkımızın aslında yaşanan travmatik olayla çok alakası yok. Sadece benim duygularımla alakası var. Ben duygularımı yansıttım. Olayın detaylarıyla alakalı bir görsel yok. Böyle. Peki onun duyguları nasıl? Acısı biraz olsun hafifledi mi? Kabullenmesi çok zor bir durum tabii. Yani özellikle ilk dönemler. Şu an hani kendime yeni geliyorum. Böyle bir travmayı atlatabilmek, yani hem o arabadan çıkabilmemi
yani mucizevi bir şekilde olması. Hem büyük kaybım. Ay, ağlamak istemiyorum, çok özür dilerim. Bunu değiştirebilirsiniz. Gözyaşlarına boğuluyor ünlü şarkıcı. Onu daha fazla üzmeden konuyu değiştiriyoruz. Hepsi grubunun yeniden bir araya geleceği söyleniyor. Doğru mu? Yani öyle bir şey yok şu anda. Ben şu an zaten hani geçen günde Yasemin'le bir görüşmemiz oldu. Evet. İyi ki de görüşmüşüz. Öyle yani. Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ı kız arkadaşlarıyla birlikte görüntülüyoruz. Ekin Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkür ederiz. Siz? Teşekkürler. Hemen konuya girelim. Bu yaz için tatil planı yaptı mı genç oyuncu? Benim tatil yapma hakkım doldu, o yüzden artık sadece çalışmak istiyorum. Çok fazla yattım, çok fazla tatil yaptım, yeter bu kadar. Aşk hayatına getiriyoruz konuyu. Ne zaman yanında prensesini görüntüleyeceğiz? Yok. Ne zaman olur? Var mı yeterliniz böyle aşkta? İşte örnek veriyorum, sarışın olsun diye. Yani yok, öyle bir şey yok tabii. Karakter önemli, kişilik önemli. Yani tabii bilmiyorum, ben esmerleri daha çok bilirim ama genelde sarışınlar bana denk geliyor. Komedyen Doğu Demirkol'un yanındayız şimdi de. Muhabirler yanında gördükleri genç kızı soruyorlar. Yeni bir aşk mı acaba? Yanında bir hanımefendi vardı. Yok, öyle başına bir şey yoktu ya. Bayağı içeride kaldınız, onu çıkmadınız. Yemek yiyordum abi, sahursal. Sizden önce çıktı ama 5 dakika önce çıktı. Yok ya. Kim ben? Geldim, başka arkadaşlar vardı, onlar yanlış bir şey olmuş. Duyum. Benimdeki şampiyonu sorayım. Yanlış duyum olmuş galiba. Biz Doğu Demirkol'la sohbet ederken yanındaki hanımefendi taksiyle uzaklaşıyor. Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz ve Pelin Akil'in eşi Anıl Altan çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçiriyorlar. Anlayacağınız kızlar ve babaları toplanmışlar. Değerli kızlar, efendim nasıl geçiyor? Bu şekilde gayet geçiyor. Gayet iyi, aynen. Ufaklıkların peşinde. Tamam, gel arkamızı gezdirmek galiba. Aynen, Müge çekimde sanırım Pelin'in de provası var bir tane. Aynen, provası varmış. Biz de şimdi parka götürüyoruz, yemek yedirdik. Aynen, Anıl'la buluşalım dedik. Bu tarafa geçiyorlardı onlar. Yoruyorlar mı peki? Aslında yok, ama o kameraları çok sevmiyor. Pazar çıkmıyor falan da.